Arakan İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selimullah Bey'in Gençler Başkanlığı Merkezi'ni ziyaretinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan insanların derdiyle meşgul olmak, onların dertleriyle ilgilenmek her Müslümanın vazifesidir. Kim olursa olsun, ne olursa olsun dünyada hiçbir yerde zulüm kalmayıncaya kadar Müslümanların bu zulümlerin bertaraf edilmesi için çalışması gerekiyor. Hiçbir Müslüman dünyanın herhangi bir yerinde zulüm varken bana ne diyemez. Zulme uğrayan insanların derdi Müslümanın derdidir. Müslüman olsun olmasın zulme uğrayan her insanın derdi Müslümanların derdidir. Kaldı ki bu kardeşlerimiz Müslüman ve Arakan'da hakikaten en temel insan haklarından mahrum bırakılmaktadırlar. Çocuklarını okutamıyorlar, eğitim alamıyorlar, eğitim hakları yok, can güvenlikleri yok, mal güvenlikleri yok. Üstelik evleri yakılıyor, oradan göçe zorlanıyorlar. Binlerce insan katlediliyor, kadın, çocuk, yaşlı demeden herkes öldürülüyor. Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değil. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığımız Mekke-i Mükerreme'de İslam ülkelerinin haç organizasyonları başkanlarını davet ettiği 40'a aşkın ülkenin temsilcisi bu toplantıya katıldı. Haç'ın bir amacı da Müslümanların dünyadaki dertleriyle ilgilenmek. Bu senenin temel konusu da Arakan'daki Müslümanların problemleri oldu, toplantının konusu. Geniş bir şekilde tartışıldı, en sonunda ortak bir açıklama yapılmaya karar verildi. Bu açıklamayı 40 kadar İslam ülkesinin temsilciyle birlikte paylaşmış olduk. Ben Selimullah Bey'in başkanlığımızı Mekke-i Mükerreme'deki Gençler Başkanlığı Merkezi'ni ziyaretinden duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Geniş bir şekilde bilgi aldık kendisinden. Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Pakistan, Bangladeş ve Malezya'da 4163 tane öğrenciyi okutmaktadır. Bunların masraflarını karşılamaktadır. 2005 yılından beri bizzat Türkiye Diyanet Vakfımız üzerinden bu yardım faaliyetleri sürdürülmektedir. Hem Arakan'ın içerisinde hem de diğer mülteci kamplarında Arakanlı Müslümanlara Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı kanalıyla yardım elini uzatmaktadır. Bu ziyaretlerinden dolayı da Selimullah Bey'e teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine bırakmak istiyorum. Narfa asmayata şükür ve takdir li hukumat li cumhuriyet Türkiye alel ihtimamil baligh ve kulli kadaya l-islamiyye vel insaniyye لعبت دور كبير تفعيل القضية دوليا وإقليميا.